performans düşüklüğü yaşamaya başladılar. Şikayetler geliyor. Covid'den sonra şöyle oldu, aşıdan sonra böyle oldu vesaire vesaire. Biz bununla ilgili çalışıyoruz aylardır. Ne yaptık? Çemen süpekritik ürettik. İki etken madde daha katacağız. Onların süpekritik öyle hemen normal ekstrakt gibi değil. Zaman alıyor, sabır istiyor, zor iş. Süpekritik ruşeyim. Süpekritiği ve yalancı iğde süpekritiği ürettikten sonra onları da kattıktan sonra bunlar da performansla sperm kalitesiyle ilgili yeni ürünü süpekritik çemen mix yağı diyelim, ekstrakt diyelim, satışa sunacağız nasipse inşallah. Evet, çemenle ilgili yapılan çalışmalar çok çok güzel çalışmalar. Şimdiye kadar çemen ne olarak biz tavsiye ediyorduk herkese? Şekeri iyi gelir, kan yapıcı, efendim, karaciğer hasarını önler, pankreas hasarını önler, böbrek hasarını önler, vücuttaki hasarlı olan dokuları yeniler, kan yapıcıdır. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğerle kemikliği kan üretir. Kanın kalitesi yükseldikçe bağışık sistemi güçlenir vesaire diyorduk ve örnekler veriyorduk. Mesela şeker hastalığına karşı Profesör Doktor Madar, Samiş ve Arat klinik araştırması yapmışlar, diyabet hastalarını tedavi etmişler. Efendim, Profesör Sharma Rakurn 1990 yılında şeker hastalarını tedavi etmiş. Yine Profesör Sharma, Profesör Rakurn diyabet hastalarını 1991'de yine aynı ekip tedavi etmişler. Yani bu Profesör evet, o ismini vermemiş bir doktor, kanın kalitesini artırdığını belgelemiş, klinik araştırmalar yapmış. Şimdi ne yapıyor da bu tür özelliklere sahip oluyor? Çemen. Çemen antioksidanların kalitesini, üretimini artırıyor. Süperoksit, dismutaz, katalaz, glutatyon. Böylece insan vücudunda ne kadar serbest radikal varsa, ölü bakteriler, ölü hücreler, yağartıkları, proteinler, çöp varsa temizliyor. Vücudu temizliyor, hormon salınımını düzene sokuyor. Hormon. Hormonal dengesizleri ortadan kaldırıyor. Evet. Bu Sydney'de çok detaylı yeni bir çalışma yapıldı. Amanda Rowe, Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma. Amanda Rao. Elizabeth Çelikler, soyadı Çelikler, Türkler bilmiş. Varik İnder, Susanna Abraham, Louis Witter vesaire. Bunlar ortak bir çalışma yapmışlar. 43 yaşıyla 70 yaş arasında 120 erkek üzerinde yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan sertleşme sorunu, ereksiyon sorunu, efendime söyleyeyim, libido düşüklüğü ve cinsel işlev bozukluğu gibi çeşit cinsel sorunlara karşı test yapmışlar. Yani insanlara 120 kişi üzerinde. İnsanlar yaşlandıkça 40 yaşından sonra performansları yavaş yavaş düşüyor. Performans olarak, cinsel performans olarak düşüyor. Bazısında hızlı düşüş oluyor. Yanlış beslenme, ilaç kullanma vesaire vesaire. 30 yaşında bile performansı düşenler olabiliyor. İlaç kullanma, aşırı kimyasal ilaç kullanma, yanlış beslenmediğine. Bazı insanlar da sağlıklı besleniyor. 60-70 yaşına kadar sorun yaşamıyor. Yani kişiye göre değişir. Kişiye göre değişir. Sağlıklı besleniyorsa, kendine dikkat ediyorsa uzun süre herhangi bir sorun yaşamıyor. Dikkat etmiyorsa ağır hastalık geçirebiliyor. Ağır kimyasal ilaç kullanıyor. Daha kısa sürede daha perişan olabiliyor yani. Yani yaşlı da biraz ilgisi,
yok gibi. Çünkü kişinin sağlıklı yaşıyor mu yaşamıyor mu? Kimyasal ilaç kullanıyor mu kullanmıyor mu? Abur cubur tüketiyor mu tüketmiyor mu? Vatandaş diyor ki ben diyor kimyasal ilaç kullanmıyorum. Kimyasal ilaç kullanmıyorsun ama kimyasal ilaçtan daha tehlikeli gıdalar tüketiyorsun. İçerisinde bir sürü kimyasal madde içeren gıda tüketiyorsun değil mi? Cips, jelibon, kek, gofret, çikolata, kola, fast food tarzı beslenme. Hepsi kimya, kimya, kimya. Kimyasal ilaç kullanmanıza gerek yok. Bugün Türk toplumu en sağlıksız beslenen bir millet. Maalesef. Hafta sonu, pazar günü mesela sahildeki, İstanbul sahilindeki restoranlara gidin. Ağzına kadar dolu. Bazı yerde kuyruk oluyor, kuyruğa giriyorsun. Boş olacak masalar da size de sıra gelecek. Ne yapıyorlar? Sanki bedava yemek dağıtıyorlar gibi. Ne yapıyorlar? Neden bu insanlar bu kadar neye rağbet ediyorlar? Kahvaltı. Kahvaltı aslında Türk kültüründe beslenme kültüründe, Türk tarihinde kahvaltı diye bir şey yok. Kahvaltı diye bir şey yok. Bu insanlar börek, çörek vesaire vesaire ekmek yiyor. Bir, un mamulleri. İki, bal, pekmez, reçel, tatlı yiyor. İki, peynir yiyor. Üç, yani yediklerinin hiçbirisi sağlıklı değil. Hem de bazıları ne diyorlar ona? Kendileri gidip alıyorlar. Ona ne diyorlar? Tabak tabak taşıyorlar. Tabak tabak taşıyorlar. 3-4 tabak getiriyor masaya. 3-4 tabak masaya getiriyor. Allahümme sallam. Sanki bedava. Ya bedava olsun da yani miden bu mide. Dolduruyor, dolduruyor. Balon gibi oluyor. Böyle şişiyorlar. Bütün günlerini neredeyse restoranda geçiriyorlar. Böyle sağlıksız beslenen dünyada hiçbir millet yok. 30 yıl Almanya'da yaşadım. Adam kahvaltı ne yapıyor? 2 dilim ekmek, incecik kağıt gibi 1 dilim salam, sosis vesaire bitti. Bir de yanında kahve. Adamın boyu 1.92 metre. Gorilla gibi. Ama yedi hiç. Yani sağlıklı besleniyor. Biz ne yapıyoruz? Dolduruyoruz da dolduruyoruz. Dolduruyoruz da dolduruyoruz. Ondan sonra da hastalıklar patlıyor. 40 yaşına gelmeden kalp damar, beyin, Parkinson, şu bu. Yok böyle bir şey yani. Dünyada en sağlıksız beslenen millet. Çemen Türklerin ana gıdasıydı. 18 bin yıldır. Unutuldu. Kimse bilmiyor şimdi. Bundan sonra herkes çemen çemen diyecek ama. Çünkü çemen cinsel performansı artırıyor. Libidoyu artırıyor. Testosteron hormonunu artırıyor. Vesaire vesaire. Birçok özelliği var. Bununla ilgili yapılan çalışmada performans artırıcı olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması var. O bitki öyle mi, bu bitki böyle mi, artık yani bu tartışma götürmez bir gerçek yani. Bu etkisi olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Biz Sydney'de, Avustralya'da yapılan çalışmaya tokofen denen bir ekstrakt geliştirmişler. Onu patentini almıştır. Bu süper kritik. Sydney'de üretilenlerin Amanda Rao bilmem ne onların üretmiş olduğu ekstraktan 10 kat daha güçlü. Süper kritik. Süper kritik ne demek? Alkolle, suyla, sıcakla temas etmeden doğal olarak üretmek demek. Nasıl? Evet. Süper kritik çemen, süper kritik mix yağ veya ekstraktı diyebiliriz. Sıvı, ekstrak, mix yağ hepsi içerisinde. Burada su yok, bir alkol yok, iki ısınma yok, üç. Mesela görüyorsunuz bazen
Semt pazarlarında bile çörek otu yağı getiriyor vatandaş. Çörek otu getiriyor. Makine getiriyor. Çörek otu yağını sıkıyor. Yağ elde ediyor. Gösteriyor. Demonstrasyon. Şey yapıyor. Gösteri yapıyor. Şov yapıyor. Bu çörek otu yağı çıkarken o sıcak borunun içerisinden ateş gibi sıcak o. 70-80 derece. Çörek otu yağı bitti. Birçok özelliği gitti. En önemlisi çörek otunun birleşiminde timokinon yok oldu. Bazı eterik yağlar uçtu gitti. O sıcağa dayanamaz ki. Burada da çemenin birleşiminde tigeron denen etken madde var. Aynı çörek otundaki timokinon gibi. Çok etkili. Birçok hastalığa karşı bağışık sistemi güçlendiriyor. Doğal antibiyotik. Bu suyla temas olursa, ısınırsa veya alkolle temas olursa etkinliği bozulur. Azalır yani etkisi olur, yine de olmaz değil. Biz bunu ne yapıyoruz? Reaktöre verdiğimizde karbondioksit -78 derecede bitkinin birleşiminde ne varsa çözüyor. Ekstraktörden separatörü aldığımızda -78 derece değil, bu sefer -57 derece. Ne oluyor? Karbondioksit uçuyor. Uçan gazı alıyoruz. Tanka tekrar sıvı şeklinde depoluyoruz. Geriye ne kaldı? Geriye çemenin bütün etken maddeleri çözülerek kaldı. İşte buna süperkritik denir. Karbondioksit. Bu yeni bir teknoloji. Türkiye'de sadece biz üretiyoruz. Elhamdülillah. Kaç sene önce, 8 sene önce üretmek için bu Profesör Doktor Haşim Bey ekibi her türlü kanser hastalığını tedavi ediyor. Nasıl tedavi ediyor? O da şimdi süperkritik üretmiş adam. Aynı teknolojiyi üretmek için çalışmalar yaptık. Sonunda makineyi aldık, üretime başladık hamdolsun. Her şeyi süperkritikle üretebiliriz. 15-20 çeşit bitkinin süperkritikle özünü elde ediyoruz.